paylaşalım istiyoruz. Şimdi Yağmur Beril Varol arkadaşımız bizi hazır bekliyor. Çok önemli bir noktada. Bir kez daha kıyımın, ormanın içinde nasıl peşkeş çekmek için o şirketlere göreceğiz. Hazır mı Yağmur? Yağmur hazırsa hiç vakit kaybetmeyeyim ki ben hiç anlatmayayım. Benim sözlerimi değil de Yağmur'un anlatacaklarını duyun istiyorum. Yağmur bize anlatır mısın? Cengiz Holding talan edecek. Biz manşeti böyle veriyoruz izleyicilerimize ama senin bizimle paylaşacağın detaylar çok önemli. Neredesin ve orada ne oluyor? Buket Güler, ben kameraman arkadaşım Şahin Karaşahin'le birlikte Çanakkale'deyiz bugün. Biz burada bugün birçok alanı görüntülemek, kayda geçirmek ve koskocaman bir dosya haber yapmaya geldik. Çünkü Biga Yarımadası olarak geçen hem Balıkesir'i hem de Çanakkale'yi içerisine alan alanda, içerisinde bunun Kaz Dağları da olan alanın %49'u işaretlenmiş durumda Buket Güler. Yani Kaz Dağları'nın %79'u işaretlenmiş ruhsat alanı olarak durumda ve bunun da %41'i faaliyete geçmiş durumda maden sahalarının. Bizim şu anda içerisinde bulunduğumuz ormanda tehdit altında. Neden tehdit altında? Çünkü birazdan ekranlarınıza getireceğiz. Ağaçları tek tek işaretlemişler. Tam 1 milyon ağaç Buket Güler ve Cengiz Holding eğer burada başlarsa eğer bu ağaçları kesmeye ve sonrasında burada bakır madeni ilk başta çıkartmak için başladığında tam 12 köy tehdit altında ve 3 köyde haritadan tamamen silinecek. Yani o proje alanının içerisinde o 3 köy kalıyor. Şimdi ben lafı çok uzatmak istemiyorum. Önce görüntü önemli bunu vermek. O yüzden bu tarafa Şahin Karaşahin'in görüntüleriyle birlikte vermek istiyorum sizlere. Bakın ağaçlar tek tek işaretlenmiş. 6000 hektarlık bir alandan bahsediyorum ben. Ve bu 6000 hektar alan proje alanı. 6000 hektarlık alanda normalde daha fazla ağaç, 1 milyon ağaç söz konusu. Ve bakın işte böyle ağaçlar işaretlenmiş durumda. Ve eğer şirket harekete geçerse bu ağaçların tek tek kesildiğini ve sonrasında da maden sahasının açılma tehdidiyle karşı karşıya. Şimdi ben lafı çok uzatmak istemiyorum. Çünkü benim söyleyeceklerimden daha çok aslında buranın halkının, bu köylülerin söyleyecekleri bizler için daha kıymetli. O yüzden ben mikrofon uzatmak istiyorum. Şimdi buraya geldik ormanın içerisine, evet. Ve belki de kesilecek bir ağaçla yan yanayız şu anda. Bakın işaretlenmiş 20 numara yazılmış üstüne. Siz ne hissediyorsunuz? Ne diyeceksiniz? Biz ormanlarımız kesilmesini istemiyoruz. Sütümüz, peynirimiz, ağacımız, üzüm, elma, beyaz şeftali. Yani yeşillik ne yiyebilecekseniz her şey burada yetişiyor. Mantarından, hayvanından, su, toprak, ağaç. Bunlar kesilirse biz ne yaparız, nasıl yaşarız? Ne demek oluyor bu anlamıyoruz. Hayvanlarımız ölürse ne yaparız? Biz yaşayamasak ne yaparız? Bütün topraklarımız gidecek. Çoluğumuz, çocuğumuz nerede arayacak? Bizi toprağın altından bulacak, madenin altından bulacak. Siyanürlerle karşılaşacağız. Ölümümüz, mezarımız neresi olacak, ne olacak? Mezar, bütün toprak, cami gidecek. Biz daha başka bir şey söylemek istemiyoruz. Biz yurdumuzu, vatanımızı istiyoruz. Sizinle de az önce bir röportaj yapmıştık. Hemen eviniz, ağlınız maden sahasının dibindeydi. Ne söyleyeceksiniz? Maden sahası şey, bizim baraj olacaktı. Baracın yerine atık havuzu yapacaklar. Bizim madenin atık havuzu mu? Evet, madenin atık havuzu yapsalar. Önce baraj oraya olacaktı. Baracın yerine atık havuzu yapacaklar. Biz atık havuzunda ne seyreniyor mu olacak, ne olacak? Bizi canlı canlı mezara koyacaklar yani. Bize yardımcı olsun. Bütün yetkililer duysun bizim sesimizi. Köylü olarak bize yardım. Bütün bu ağaçlarımızı kesilecekler. Bütün kaç bin ağacımız var. Bunlar ellerimizden diktik biz. Yandı bizim köyümüz burayı. Yangın kaçtı. 35 sene öncesi bu ağaçları ellerimizden diktik. Bunların bir tanesine kıyamazken onun bir şirket gelecek, hepsini yok edecek. Böyle bir şey yaşanmasın yani. Biz yardım istiyoruz. Peki size de şunu sormak istiyorum. Tabii ki ağaçlar da çok kıymetli ama aynı zamanda sizin yaşam alanınızın göbeğinde ve tarımla da geçiniyorsunuz. Ne diyeceksiniz? Aynen. Bütün herkes, köydekiler hayvancılıkla ve tarımla uğraşıyor. Yani zaten su yetersiz kalıyor. Köyümüzde su yok. Bu alan falan köyün alanın içinde kalıyor. Kaç bin ağaç, hektar yok olacak yani. Yani susuzlukla karşı karşıya kalacağız. Zaten susuzluk var köyümüzde. Sadece hani hayvancılık da değil. Bağlarımız var. Lavanta bahçelerimiz var yani.
kadar. Peki, çok teşekkür ediyorum. Sizler ne söylemek istersiniz? Ne diyeceksiniz? Şimdi ormanın içine çıktık, geldik. Buraya neden geldik mesela? Niye geldik? Ormanımızı vermemek için geldik. Bu havanın güzelliği için kanserli insanlar bile bu havada çam havasında kanseri yenen insanlarız biz. Onun için hiçbir zaman vermek istemiyoruz. Vermeyeceğiz de. Dayanacağız, vermeyeceğiz. Havası mis gibi diyorsun. Zaten ben de alıyorum o mis gibi havayı şu gibi. Evet. Havamız çok güzel. Havamıza hiç dokunmasınlar. Biz nasıl yaşadıksa, biz ormanda yaşadık. Melkilerimiz var, ormanda tavşanlarımız var, kedilerimiz, köpeklerimiz, ayılarımız, hepsi var. Canlı. Hiçbir canlı yok edecek bunlar önce bizim çamlarımızı kestiği için. Önce bizi kessinler, sonra da ormanlarımızı kessinler. Ben bunu demek istiyorum. Yetkilerimize dayanarak bize yardımcı olsun. Yardım etmek istesinler. Bunu demek istiyorum. Peki, çok teşekkür ederim. Buket Güler, biz şu anda az önce bahsettim ya, %79 neredeyse 80 işaretlenmiş bir alan var bu Biga Yarımadası'nda diye. Biz şu an onlardan sadece bir tanesindeyiz. Bir dosya haber için yola çıktık ve olabildiğince teker teker bir yerlere gitmeye çalışıyoruz. Dediğim gibi onlardan bir tanesindeyiz. Çok büyük bir alan ve Füsun Kaya da aslında çevre mücadelesi yürütüyor uzun zamandır. Siz neler söyleyeceksiniz? Ya, içinde bulunduğumuz ormanlık alan daha önce Kirazlı direnişini bilirler, Kazdağları direnişini, onun 3 katı büyüklüğündeki bir alan. Halil Ağa Bakır Madeni projesiyle katledilmek üzere olan alan. Burada 1 milyona yakın ağaç var. Kendi verdikleri sayı bunun tabii ki altında. Çünkü 8 santimin altındaki ağaççıkları kereste olarak görmediklerinden dolayı saymıyorlar. Ama sayı gerçekten 1 milyon. Bu sayı çok önemli. Biz 300 bin ağacımız için bütün Türkiye ayağa kalkmıştı. Biz şu an Halil Ağa Bakır Madeni projesinde bu 1 milyon ağaç için bütün ülkenin ayağa kalkmasını bekliyoruz. Burada 3 köyümüz var. 3 köyümüz haritadan silinecek. Halil Ağa, Hacı Bekirler, Muratlar köyleri. Projenin tamamı ruhsat alanı, yani sahip oldukları ruhsat alanı 6000 dönüm ve 6000 dönüm bir alan üzerindeler. 6000 hektarlık bir alan üzerindeler. Bunu sadece 600 hektar çalışıyorlar Yağmur, şu an peçete aldıkları ben yer. Araya biz girmek süreci de devam ettiriyoruz. Yani %1'ini gösteriyorlar değil mi? Evet. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Konuk olduğunuz için de çok teşekkür ederim sizlere. Evet Buket Güler, yani elimizden geldiğince tek tek mikrofon uzatmaya çalıştık. Peki, bu kısıtlı süre zarfında bu büyük kıyımı anlatmaya çalıştık. Ama aslında buraya bu dakikaları sığacaktan çok daha büyük bir konu diyelim. Biz de haber takibimizi sürdüreceğiz diyelim. Şimdi hiç vakit kaybetmeden